meant to see you again, yeah. Maybe be a little more than friends, you and I, yeah. But lately you've been acting like a ghost and never answer when I hit your phone up. If you wanna go, just let me know. I guess I never should've let you in so close to my body. I should've known, just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known not to let my guard down so damn fast before even knowing where we really at. Guess I never should've let you in so close to my body, my body. Günaydın prenses. Günaydın. Ne yapıyorsun anneciğim? Okuldan yemeğimi getiriyorum. Şimdi Ercin kahvaltısını hazırlıyor. Dün gece sandviçlerimi yaptım ve şu an sosyalimi koyacağım. Ve arabayı çalıştır. Arabanı çalıştır. Çünkü Ercin okula yemek götürüyor. Sağlıklı beslendiği için kendisi hazırlıyor. Dışarıdan yemiyor yani artık. Uzun uzun zamanlardır yani 3-5 aydır yemiyor. O yüzden aferin kızım. Kahvaltısını da hazırlıyor. Yemeğini de orada yiyor. Bravo. Bu da yoğurt. Ben de hala şuraları seçmeye devam. Sen ne zamandır benim videolarımda görünmüyorsun? Evet ya. Bak şu an çekiyorum. Şu an çekiyorum ve görüneceksin. Geçen gün ne diyorsun? Ne söylemek istersin Rüzgar? Efendim? Ne söylemek istersin seyircilere? Seyirciler, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman. Kurban olurum ben sana. Bir de yazın vloglarda görüşmek üzere yine Rüzgar'la. Söyle. Yazın Rüzgar'la görüşürüz. Görüşürüz. I never took you for a one night stand and I was hoping to see you again, yeah. Maybe be a little more than friends, you and I, yeah. But lately you've been acting like a ghost. Never answer when I hit your phone up. If you wanna go, just let me know. I guess I never should've let you in so close to my body. I should've known, just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known not to let my guard down so damn fast before even knowing where we're really at. Guess I never should've let you in so close to my body, my body, my body. Get you out of my head. I wanna take back everything I said. Yeah, I wish I never got in your bed. Evet, kahvaltımız hazır. Şöyle bir kahvaltı. Yani bu kadar bol olduğuna bakmayın çünkü bunun bir anlamı var. Tabii ki de bugün sevgililer günü. Aşkım, sevgililer günün kutlu olsun. Sana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Çok teşekkür ederim. Hadi kalk, artık oyunu bırak. Kahvaltımızı yapalım.
Bak bakalım beğeniyor musun? Eline sağlık, nasıl yiyin? Nasıl? Dehşet olmuş. Değil mi? Biliyorsun her sene klasik sevgililer günü hediyem sana kahvaltı. Böyle bol çeşitli ballar, zeytinler, iki çeşit zeytinler, patatesler, menemen, yumurtalar falan filan. Böyle burada da çok güzel bir yağlı ekmek. Paylaşırız, bir tane kalmış. Hadi şimdi bize afiyet olsun. Günaydın, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum arkadaşlar. Umarım herkes sevdiğiyle güzel anlar geçiriyordur. Birliktedir, yanındadır. Hediye şart değil, çiçek şart değil. Önemli olan sevdiklerimizin yanında olmak. O yüzden bence bu tür beklentiler içinde olmayın. Ufak tefek şeylerde yapabiliyorsanız sizin için de artı bir şeydir. O yüzden çok fazla kafanıza takmayın. O yüzden ben de bugün uyandım. Hemen böyle Güven uyurken kalktım. Ortalığı falan toparladım. Ona çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Bunu da gördünüz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Güven bir yere gitti. Bir yere uğrayacak ve gelecek. Onu bekliyorum. Dışarıya çıkacağız. Birkaç işlerimiz var. Muhasebeciye falan gideceğiz. Sonrasında da artık bilmiyorum. Artık spontane nasıl, gün içinde neler gelişecek hiçbir fikrim yok. Bugün hava yine çok çok soğuk. Fakat artık önümüzdeki hafta havalar tekrar ısınmaya başlıyor. Geçen hafta iyiydi. Tekrar soğudu falan. Ama yine ısınacakmış. Bu arada artık tırnaklarım da uzadığı için çıkarttırdım. Bir süre yapmayı düşünmüyorum. Çünkü çok yıprandılar. Benim tırnak yapım çok ince olduğu için çok yıpranıyorlar. Mesela Arjen'in öyle değil. Arjen çıkarttığında da çok fazla yıpranmıyor tırnakları. Artık genç olduğundan mı bilemiyorum. Ama oldu bitti. Tırnaklarım çok ince arkadaşlar. O yüzden bir süre böyle bırakacağım. Dün akşam güya oje sürmüştüm. Bugün için hazırlanmıştım akşamdan. Fakat işte kahvaltı hazırlayınca bulaşık şu bu. Bir de o çekmeceleri seçtim. Onunla birlikte bu bütün ojelerim çıktı. Ben de artık temizledim. Şimdi artık vakit de yok. Süremem yani, kurumaz. Onu diyordum. Aşağıda işte çekmecelerin sadece iki tanesini seçtim. İki tanesi kaldı. Çünkü yetiştiremedim yani. Yani var ya arkadaşlar, bazen düşünüyorum bugün orayı seçince ne kadar anlamsız, gereksiz böyle fazla şeyler alıyoruz. Çekmeceye tıkıyoruz böyle, işte şunu da kullanırım, bunu da kullanırım falan filan. Böyle yığmışım yani. Bir şeyden mesela iki tane, üç tane falan var. O yüzden onları seçtim. Güzel bir kutuya koydum. İhtiyacı olan birilerine veririm. Çünkü yeni gelen insanlar oluyor, ihtiyacı oluyor. Veriyorum yani. Çok eşya veriyorum gerçekten. O yüzden lütfen kendime de söz veriyorum. Bundan sonra böyle çok gereksiz, fazla fazla şeyler almayacağım. Zaten mutfaklarımız küçük. Sığdıramıyoruz hiçbir şeyi. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu arada aslında mutfağımı yaptırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mutfağımı komple böyle baştan aşağı, yani her taraf kırılacak yerler, duvar, her şey yani sıfırdan yapılacak. Artık bilmiyorum, bu yazın da Türkiye'ye gideceğim için belki bu yaz da olmayabilir ya da olabilir, emin değilim. Ama bir ara ilk ev için planımız mutfağımızı değiştirmek. O yüzden böyle kocaman bir mutfak yaptıracağım. O masanın olduğu yere doğru böyle genişleteceğim mutfağım. Belki oraya bir ada mutfak yaptırırım, masayı kaldırırım falan. Değişik planlarımız var. Bu arada şimdi ne giydiğimi de göstereceğim size. Şu pencereyi bir açayım. Kameramı şuraya yerleştireyim. Bir saniye. Şöyle bir sweatshirt almıştım geçen hafta. Onu giydim. Altına da böyle siyah bir kot giydim. Şimdi camdan gördüm Güven gelmiş. Ben artık gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ben daha önce Zara'dan bir tane mont almıştım. Medium. Okey. Sonra Arjin, anne ben de giyerim dedi. Denedi ve Arjin'e büyük geldi. O yüzden şimdi small'unu sipariş ettim. Şimdi o geldi, tamam mı? Bu bana olursa demek ki Arjin'e de olacak demektir. O zaman medium size'ını geri vereceğiz. Ama bu bana olmazsa ben medium'u saklayacağım, kendim giyeceğim. Arjin de kusura bakmayacak yani. Öyle olacak. Sonra küçük olacak. Şöyle bir mont. Küçük mü olacak bu diyorsun? Bakalım. Bu small. I think. Hem de bunu da halletmiş oluruz bugün.
gidersek bir yere, mağazalara. Vallahi yani küçük de olmadı güven. Bakın şöyle, burası da yani öyle küçük değil bak. Ne düşünüyorsun? Boyu. Boyu zaten bunlar kısa. Öyle mi? Tabii. Öyle şey değil yani, uzun mont değil, kısa mont. Kısaysa tamam olur. Şu şekilde. Aa vallahi çok iyi, Arjun de giyer. Hava güneşli ama buz gibi. Çıktık şimdi biz muhasebeciye geldik arkadaşlar. Ben de arabanın içinde Güven Bey'i bekliyorum. O gitti, inşallah çabuk gelir. Geçen hafta da gelmiştik, işi çok uzun sürdü. O yüzden beraber çıktık. İçeride oturdum falan da bugün artık burada bekliyorum. Bayağı da bir güneş var yani gözümü açamıyorum. Ama bugün makyaj yaparken fırçamı çok batırmışım Allah'a. Birdenbire buraya bir vurdum maşallah, bakın çok oldu. Silmeye çalıştım ama bu sefer de fondöten falan birbirine karıştı, acayip bir şey oldu. Artık bilmiyorum nasıl görünüyor, şu taraf çok oldu. Burayı da denklemeye çalıştım. O yüzden kusura bakmayın yani, çok kırmızıysa da benim hatam değil, fırçanın hatası. Şimdi bugün ne yapacağız? Ha, gördüğünüz gibi bu montu giydim. Bu small'unu giydim. Small'u çok güzel oldu, rahat oldu yani. Medium'u tekrar denediğimde fark ettim ki gerçekten büyükmüş medium. O yüzden bunu giydim artık. Şimdi medium'unu getirdim. Buradan Zara'ya gideceğiz. Zara'da onu geri vereceğim. Zara'ya da girmek bir işkence. Bilmiyorum arkadaşlar sizin oralarda durumlar nasıl ama burada yani bizim bu bölgede en azından büyük mağazalara giriş aşı kartıyla oluyor. Yani hem aşı kartınız hem de kimliğinizi göstermek zorundasınız. Yoksa giremiyorsunuz. Ama küçük böyle butik tarzı olan yerlerde sormuyorlar. O yüzden mesela Zara'da, H&M'de, Simon'da, Labey'de bu tip yerlerde soruyorlar. O yüzden de acayip derecede kuyruklar oluşuyor. İşte herkesin şeyini kontrol etmek için falan. Bir de işte sayıyorlar. Bir kişi çıkınca bir kişi alıyorlar falan filan. Bayağı bir eziyetli yani. O yüzden online'dan almak en mantıklısı. Ama işte geri iade olduğunda mecbur yine o sırayı beklemek zorundasınız. Bir de içeriye giriyorsunuz. İçeride ayrıca bir sıra var. Yani bir Zara'ya giriş yarım saat 45 dakikayı buluyor. Yani giriş çıkış. Ama yapacak bir şey yok. Götürmem lazım. O yüzden onu halledeceğiz. Ama montu çok sevdim. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi? Böyle artık siyah montlardan gına geldi. Bu sene o peluş mont kabanımı da hiç giymedim nedense. Aklıma gelmedi aslında. Bugün böyle değişik bir kolyemi taktım. Şöyle artık biraz daha havalar ısınsa da böyle biraz açık giyin. Böyle güzel güzel kolyelerimizi taksak. Seviyorum takmayı böyle. Özellikle kolyeleri çok seviyorum. Bu maskeler de bu Kanada'da vallahi hayat kurtarıyor. Böyle ağzımızdan soğuk girmesini engelliyor yani. Bugün yine buz yani buz. Of, arabayı da uzak yere park etti. Yürüyeceğiz şimdi 2 saat. Gerçekten inanılmaz bir soğuk var bugün. Şansıma da bugün Zara'da çok sıra yok. Resmen 4-5 kişi var. Bu botlar güzelmiş. $69. Bunların ismi leylak mı, nergiz mi? Sümbül mü? Sümbül. Sümbül. Çok güzel kokuyor ya. Bunlar var ya böyle elinde koyu şey yapar ha. Renk mi? Yok yapmadı. Islatın. Ha sütü. Vallahi burada da laleler var. Açacak. Çok güzel yapmışlar. Aynen bu şekilde aşı kartlarına bakıyorlar işte burada.
Simon'dayım şu anda. Burada biraz gezineceğim. Güven arabaya doğru gitti. Dedim sen git. Ben biraz bakınayım buralarda. Şu çok güzelmiş ya. Ne kadar? $20. Ama çok tatlı. Böyle bardakları da var. Çok şeker. $18. Mum. Mayıs'ın birinden mi ikisine kar gördük ya. Şimdi yaz gelmiyor mu yani? Yaz gelmiyor tabii. Ne zaman? Mi? Mart'ta mı geliyor? Ha? Ne bileyim ya zaman geliyor. Sence? Yani benim de psikolojik sınır. Vallahi. 15 Mart sonrası biraz daha rahatlıyorum yani. Yani şimdi artık havalar geç kararıyor. Geç kararıyor olması yaz geldi anlamına gelmiyor. Vallahi havalar artık geç karardığı için bende bir enerji yaratıyor bu yani. Bilmiyorum sende oluyor mu? Ha? Yok bende olmuyor. Olmuyor mu? Bende oluyor. Böyle bir yaz havasına giriyorum açıkçası. Ne? Ben öyle erken girmek istemiyorum ama yani. Boş hava yok bende. Sen Mart'ı bekle. Ben yavaş yavaş o havaya girdim. Bak şu an güneş vuruyor böyle. İçimiz ısındı yani. Çıktık Carrefour'dan. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ne yapacağız? Ne gibi? Bir kahve içseydik. Evde kahve içseydik. Ya bir yerde içelim ya da eve gidelim, evde içelim. Allah gözüm delindi vallahi. Bakın nasıl yaz geldi. Yaz yaz. Acayip güneş var ya. Ama güven. Birkaç gün sonra havalar artık 5 derece, 6 derece öyle olacakmış yani. Tamam bugün soğuk ama. Bunda biz daha Şubat'tayız ya. Tabii canım. Tabii ki de. Tabii ki de. Ama hani en azından o şeyleri atlattık böyle. Neyi atlattık Kasım, ya? Kasım, Aralık, Ocak. En azından onları bitirdik canım. Onlar bitti tabii. Allah Allah. Şubat, Mart. Yani Mart'ın 15'inden sonra diyorsun senin için yaz başlıyor. E bir ay kaldı şurada. Yaz başlamıyor. Bahar. Bahar da başlamıyor. Bende o psikolojik bir... Sınır ya da psikolojik eşik mi? Ne deniyor? Bilmiyorum ne deniyor. Eşik mi eşik? Ne deniyor? Psikolojik ne? Psikolojik sınır eşiğin mi böyle? Uyu canım uyu, yastık falan da vereyim, yat böyle uyu. Güneş uyuyor, böyle güneşi engellemiş oluyorum. Sen bir de koltukları ısıtmışsın ya, o kadar. Hayır. Biz eve geldik şimdi. Sana üstümü çıkarıyorum, ellerimi yıkayıp kahve yapacağım.
Montumu da çok sevdim yani. İlk kez bugün giydim. Ve çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel mi? Yorumlara lütfen yazın. Evet, şimdi akşam yemeği olarak da makarna yapıyorum. Ne oldu? Söylemişim ama. Gözlerine? Ben de sadece sana baktığım zaman güzel şeyler düşündüm. Ne oldu? Buraya baktığın zaman diyor ki anatomik olarak iki gözünün iki göze bakamıyor musun? Bir göze. Yeter, bir göze bakıyorsun zaten. Bir göze bakamazsın ki. Evet, çok güzel bir restoran vardı. Oraya gidecektik aslında ama bugün pazartesi olduğu için kapalıymış. O yüzden biz de ne yapalım ne yapalım dedik ve makarna yapmaya karar verdik. Olsun, bugün de böyle olsun. Şöyle güzel bir sarımsaklı yoğurtlu makarna yapacağım. En pratik o olur bu saatte. Çünkü dediğim gibi restoranı düşündüğümüz için öyle kaldı, yemek de yapmadım. Ondan böyle hemen yoğurtla yeriz. Belki bir de salata yaparım. Evet, şöyle bir şey oldu. Güven Bey, bugün akşam yemeği de benden oldu. Buyurun. Buyurun. Burada mı yiyeceğiz? Evet. Dizimizi izlerken yiyeceğiz. Öyle mi? Nasıl? Güzel göründü mü? Öncelikle taban çok ayrı. Değil mi? Spagetti tabağında. Yoğurtlu makarna neden olmasın yani? Evet. Şimdi bugün makarna yedik ya. Güven Bey'in hemen onu eritmesi lazım. Şimdi beni gördü. Kulaklık var kulağında. Diyorum ki Güven duymuyor. Diyorum ki bugün hani makarna yedin ya, illa onu eritmen lazım değil mi? Vallahi biraz öyle. Kaç kilometre koştun şu ana kadar? 5 kilometre geçtim. Wow. Kaç dakika? 35 dakika. Vallahi süpersin Güven. Bir işte ben bunu yapabilsem, bir başlayabilsem gerçekten çok iyi ya. Yapamıyorum. Ha? Başladım, gidiyorsun. Gidiyorsun değil mi, alışınca? Daha sonrasında da şunu yapıyor. Böyle buna ne, mekikmiş lan, ne dönüyor? Mekik. Mekik çekiyor bununla. Şurada ağırlıklar var. Bunlarla çalışıyor. Şurada da görünmeyen benim çamaşırlar. Bakalım gerçekten çok terlemiş misin? Evet. İyi, hadi sana iyi sporlar canım. Arkadaşlar, adamda bir istikrar var. Acayip derecede yani. Her gün koşuyor hemen hemen, yani istisnasız her gün koşar. İşten gelir yorgun argın, hiçbir şey dinlemez, koşar. Yani o bir saatinde koşar. Helal olsun yani, ne diyeyim valla. Ben de çok istiyorum koşmak ama bende o güç yok yani. Ben ancak böyle havalar düzeldiğinde dışarıda yürüyüşler yapıyorum, bir saat falan. Onun dışında şu koşu bandında çok koşmuşluğum yoktur yani. Ama bazen diyorum hadi başla, evde başla yani, şey gelmeden, bahar gelmeden evde başla yürüyüşlere. Herhalde onu yapacağım, böyle ufak tefek bir diyet programıyla aslında. Onu düşünmüyor da değilim yani. Bir motive edebilirsem kendimi kesinlikle yapmak istiyorum. Siz de lütfen bana yardımcı olun. Fikirlerinizi aşağıya yazın. Beni motive etmek için. Bence spor çok güzel bir şey ya. Keşke yapabilsem. Her neyse, şimdi ben artık bilgisayarımı getirdim. Şurada gördüğünüz gibi edit yapacağım. Artık bugünlük videom da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.